Sevgili İlka dinleyicileri, son zamanlarda yaşadığımız üzücü hadise üzerindeki konuyla ilgili ruhsal boyutuyla alakalı konuşmak istiyorum. Ülkemizi sarsan depremler yüzyılın afeti olarak isimlendiriliyor. Bu afet sadece bedenleri değil, ruhlarımızda da tahribatlar yaratıyor. Önümüzdeki yıllar görünen o ki bu travmayı rehabilite etmek için uzun zamanlar alacaktır. Ve bu uğraşları verirken hem meslektaşlarımızda hem de vatandaşlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Ama şu anda yapmamız gerekenler uzun yıllar uğraşacağımız rehabilite sürecinin biraz daha kısaltılması ve biraz daha hızlı adımlar atmamıza yarayacaktır. Şu anda hem kendimize hem de çocuklarımız için atacağımız adımlar önem atfetmektedir. Bizler afet sonrası travmayı birincil, ikincil ve üçüncil travma olarak adlandırmaktayız. Birincil travmada deprem afet bölgesinde afeti birebir yaşayan ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız, insanları kapsamaktadır. İkincil travmaya maruz kalan bireylerde ise bu bölgenin dışında depreme birebir maruz kalmayan bireyleri kapsamaktadır. Üçüncül travmada ise daha önce herhangi bir afet yaşamış ya da herhangi bir olay yaşamış bireylerde tekrar bunun gün yüzüne çıkmasıdır. Bu travmanın tekrar gün yüzüne çıkmasıdır. Doğada yaşam başlı başına zor bir olaydır. Bunun yanında psikolojik sorunlar eklendiğinde de daha zor hal almaya başlar. Doğa öyle bir şeydir ki bizlere yaşam imkanı sunar. Her türlü zorluğa karşı ayakta kalmayı sunar. Bunu sağlıklı atlatmak için doğayı bilmemiz ve doğanın bizden neler istediğini tam olarak bilmemiz gerekir. Psikolojik ilk yardımda bireye yapılacak öncelik güvenli alan yaratmak ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Deprem olayı oldu, afet olayı oldu. Afetten hemen sonra kişiye psikolojik olarak ilk yardımda bulunmanız gerekir. İlk önce yapmamız gereken konulardan bir tanesi ve vatandaşlar olarak da bireyler olarak da afetzedelere yardımcı olmamız gereken konulardan öncelik olarak kişiye barınma ve gıda ihtiyacının sağlanmasıdır. Buna biz psikolojik ilk yardım diyoruz. İkinci travma yaşayan bireylerin psikolojik sağlamlığına nasıl katkıda bulunabiliriz? Depremzedeler için yani birinci travma yaşayan kişiler için bizler ne yapıyorsak ikinci travmayı yaşayan kişiler için de aynısını yapmamız gerekir. Bir defasında güvenli bir alan yaratmamız gerekir. Psikolojik sağlamlığın başında da aslında bu geliyor. İkinci travmada genellikle kişide suçluluk duygusu ön plana çıkıyor. Ve bu suçluluk psikolojisinin en aza indirmesi için sosyal desteğin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Devam eden rutin hayatımıza olduğu gibi devam etmemiz gerekir. Yani depremden önce, afetten önce ve afetten sonraki yaşamımızı iyi irdelememiz gerekiyor. İkincil travma yaşayan bireylerde afetten önce yaşamını nasıl sürdürüyorsa afetten sonra da yaşamını bu şekilde sürdürmesine önem göstermesi gerekir. Bu noktada bedenimizi harekete geçirmemiz bize çok daha iyi hissettirecektir. Sosyal yaşama tekrar adapte olması açısından. Açık havada yürüyüş bile bizi bu yaşamda var kılacaktır ve bu afeti anlamlandırmada, bu travmayı anlamlandırmada bize ön ayak olacaktır. En önemli hususlardan bir tanesi de nefes egzersizleri. Yani insan hayatında yürüyüş yaptığı zaman afetleri ya da travmaları anlamlandırır ve nefes egzersizleri de bu adımı daha da hızlandıracaktır. Bir diğer önemli hususlardan bir tanesi de sürekli ev ortamında televizyon, sosyal medya ve internet gibi aracılığıyla bu tür haberlere maruz kalmamız. Tabii bu süre içerisinde vatandaşlar olarak, bireyler olarak duyarsız kalmamalıyız. Ama bu haberlere de çok fazla maruz kalmamamız gerekir. Bu konuda kendimize sınırlandırmalar getirmemiz gerekir. Haberleri izlememiz gerekir. Haberlerin izleme süresi ve bu konuyla ilgili bize tekrar travma etkisi yaratmayacak şekilde bu haberlere sınırlandırma getirmemiz gerekir. İçimizde hissedeceğimiz duyguyu en aza indirmemiz için aile yakınlarımızla, dostlarımızla duygularımızı, hissiyatlarımızı paylaşmamız gerekir. Ve bu hissiyatları paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmememiz gerekir. Bu durumda illaki alanda ruh sağlığı çalışanın psikolojik ilk yardım dedik. Psikolojik ilk yardım sadece ruh sağlığı çalışanı ile yapılacak bir şey değil. Evet, bir dostunuz ya da bir arkadaşınız sizi anlayabilecek, duygularınızı anlamlandırabilecek, size yardımcı olabilecek herhangi bir dostunuz ya da bir arkadaşınız bile size bu duygularınızı anlamlandırmada yardımcı olabilecektir. Psikolojik ilk yardımınızı tamamlayabilecektir. Bu durumda yaşadığınız duyguları dostlarınıza, arkadaşlarınıza ya da yakın hissettiğiniz kişilerinize, ebeveynlerinize paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. İletişim halinde olmak sürekli deprem konusunun odak noktasını ve bu odak noktayı dağıtmamıza sebep olabilecektir.
ve en önemlisi de uyku düzenimize bu süre içerisinde dikkat etmemiz bize yarar sağlayacaktır. Sosyal bütünleşme, milli ve manevi duygular kuvvetli olduğunda toplumda travma sonrası stres bozukluğunu aza indirir. Yaşadığımız herhangi bir tehdit olayında ya da herhangi bir ölüm olayından sonra bizde oluşan ruhsal tepkilerdir. Örneğin kaygılar, örneğin depresyon, örneğin anksiyeteler gibi ruhsal belirtiler bizde oluşuyorsa travma sonrası yani birinci, ikinci ve üçüncü travma sonrasında oluşan stres bozukluklarıdır. Sahip olduğumuz geleneksel kodlar yaşanan felaketi anlamlandırmaya yardımcı olacaktır. Haberlerde, televizyonlarda çok sık görüyoruz. Depremin, afetin yaşandığı ilk andan itibaren hemen vatandaşlarımız, milli ve manevi duygularını benimseten vatandaşlarımız yardım tırlarıyla gerekse maddi olarak, gerekse manevi olarak bölgeye bütün imkanlarını seferber etmiş durumdalar. Bu yeni nesiller içinde aslında olumlu kurgulama arasında da olumlu duygular yaratabilecek düzeydedir. Depremden etkilenen ve bu süreçte duygularını ifade edemeyen, zihinde olayın tanımsız olarak kodlayan çocuklarda ilerleyen süreçlerde çok daha farklı psikolojik sorunlar hal alabilir. Ailede oluşan panik havası, korku havası çocuğu doğrudan etkileyebiliyor. Bu durumda ailenin yapması gereken birçok konulara dikkat etmesi elzem bir durum olacaktır. Toplumun yapı taşını aile olarak belirliyoruz. Geleceğimizi kuran çocuklarımız ve bu yapı taşını sürdürebilecek, milli ve manevi duyguları sürdürebilecek çocuklarımız gelecek dönemde ruhsal olarak daha iyi hal alabilmesi için bu tür afetlerde, bu tür tehditlerde ve bu tür travma sonrasında çok daha güçlü bir şekilde çıkabilmesi gerekir. Kendi tepkilerine ve davranışlarına dikkat etmesi gereken ebeveynler söyleyeceğim hususlara özellikle not almasını istiyorum. Anne babalar ya da çocuğun bakımından sorumlu olan kişiler kendileri için neler yapabilir? İlk önce biz öz yeterliliğimizi sağladıktan sonra arkadaşlarımıza, çocuklarımıza ya da depremden, afetten birebir birincil travmayla etkilenen kişilere yardımcı olmamız gerekir. Çocukların yanında kendi duygularını düzenlemek için ihtiyaç duydukları ebeveynlerin ya da bakım veren yetişkinlerin kendi tepkilerine dikkat etmeleri çok çok önemlidir. Ev ortamındaysanız ya da bir haber izliyorsanız ya da sosyal medyada herhangi bir video izliyorsanız çocuğunuz karşısında vereceğiniz tepkiler burada çok önemlidir. Çocuk gördüğünü uygular. Çocuk annesini babasını rol model olarak alır. Ya da çocuk hisseder. Anne babasının duygusunu, olumlu duygularını, olumsuz duygularını hisseder. Ve çocuk bir süre sonra size şu soruyu sorabilir. Neden üzülüyorsun? Ya da bu durum karşısında ne hissediyorsun? Acaba bir daha mı bu afet olacak? Bu hissi yaratabilir çocukta. Çocukların asıl korkusu hayatlarında oluşabilecek değişiklik ve belirsizliklerdir. Deprem sonrasında ne olacak? Tekrar salanacak mıyız? Tekrar bu durumu yaşayabilecek miyiz? Ebeveynlerin çocuklarına yansıtmış olduğu duyguları burada bir defa bizim kontrol altına almamız gerekir. Çocuklarda oluşabilecek belirtiler var. Çocuğum okula gidiyor ya da çocuğum evde şu belirtileri, şu davranışları gösteriyorsa tam olarak da çocuğum bu durumdan etkilenmiş mi diyebilirsiniz. Korkuların artması, çocuğun sürekli sizin yanınızda durmak istemesi bu oluşabilecek, çocukta oluşabilecek belirtilerden bir tanesi. Depremin tekrarlayacağından ya da tekrar ölümlerin olacağı korkusu. Okulda ya da evde daha önce hiç yapmadığı davranışları sergilemesi. Yalnız kalmaktan ve yanındakilerden uzaklaşma korkusu. Sessizleşip içine kapanma, iletişim kuramama ya da bir olayın üzerinden konuşmaktan kaçınma ya da göz kaçınması gibi davranışları sergileyebilir. Sizin felaket karşısında gösterebileceğiniz tepkiler çocuğunuzun olaya nasıl anlam vereceğine, çocuğun bu anlam arayışı içerisinde nasıl anlam katabileceğine ya da bu afet sonrasındaki duruma kendi duygularına nasıl anlam katacağına, siz panik içerisindeyseniz çocuk bu durumda daha çok panik yaşayacaktır. Çocuğunuza yaşadığı bu dönemde destek olabilmeniz için öncelikle olayı nasıl algıladığına, olayı nasıl tasvir ettiğine bakmanız gerekir. Anne babanın olumsuz durumlarla baş etmesine ve ev ortamında çocuğun bu durumlarla baş etmesine önemli rol oynamaktadır. Anne, baba, ebeveynler ev ortamında çocuğu izlemesi gerekir. Çocuğa bir program, bir plan çizmesi gerekir. Daha sağlıklı nesile yetişebilmesi için bu konuda çocuğunuza iyi bir şekilde izlemeniz gerekir. Unutmayın ki en iyi kontrol izlem kontrolüdür. Çocuğunuza yeterli güven ortamı oluştururken çocuğun sırtını, saçını ya da dokunarak, çocuğun elini sıkarak çocuğa güven ortamı oluşturabilirsiniz.
Unutmayın, çocuk yaşadığı olayı belirsizlik içerisinde, hayretler içerisinde izleyebilir. Sizin çocuğun saçını okşamanız bile çocuğa güven hissi verecektir. En önemlisi çocuğunuza sarılmanız bile çocuğa yanında olduğunu hissini vereceksiniz ve çocuk bir daha bu afeti yaşarsa bile yanında ebeveynin olduğunu anlamlandıracaktır. Bu şekilde yaşamını sürdürecektir. Son zamanlarda rastladığımız en sıkıntılı konulardan bir tanesi de çocuğum eve girmiyor. Çocuğum odasına girmiyor. Çocuğu bu durumda hem ev ortamına hem oda ortamına yavaş yavaş alıştırmanız size fayda sağlayacaktır. Yani birden çocuğu ev ortamına alıştırmanız imkansız hale gelebilir. Çocuğun tutumu karşısında ebeveynin umursamaz tavırları ya da küçümseyici, sert tavırları, soruları cevapsız bırakma tavırları çocuğa bu süreci daha uzun atlatmasına sebep olabilecektir. Olaylar hakkında konuşmaktan kaçınmayın. Soruları cevapsız bırakmayın. Çocuk ne hissediyorsa anlamlandırmaya ve anlamaya çalışın. Eğer bir sorun görünüyorsa çocukta, çocuk bunu ifade eder. Evet, sözel olarak ifade edemeyebilir çocuk. Resim yoluyla, şarkılar yoluyla ya da yüzündeki somatik ifadelerle çocuk çok rahat bir şekilde bunu size yansıtabilir. Eğer bir sorun görünüyorsa bunu ebeveynler olarak siz bu soruları ve sorunları cevapsız bırakmamanız gerekir. Olaylarda yakınlarını ve arkadaşlarını kaybeden, evet çok önemli bir konu aslında, kayıp yas konusu. Bu konuyla ilgili yakınlarını, arkadaşlarını kaybetmek çocuklar için önemli bir yas süreci haline girecektir. Bu sadece yakınlarının kaybı olarak nitelendirmemek gerekir. Son zamanlarda çok sık rastladığımız ve çok konuşulan konulardan bir tanesi de çocukluğumu kaybettim ya da oyuncağımı kaybettim ya da odamı kaybettim gibi. Yani kayıplar sadece kişinin kaybı olarak nitelendirilmemesi gerekir. Eğer manevi olarak değer verdiği bir eşyasını, bir nesneyi kaybetse bile çocuk bu konuda travma yaşar ve yas sürecine girer. Çocuklar ya da bireyler bu durumda yaslarını yaşaması gerekir. O an hangi tepkiler vermesi gerekiyorsa o tepkileri net bir şekilde vermesi gerekir ve bu tepkileri vermek için, bu yasını yaşamak için bu duyguları ve bu ortamı oluşturmanız gerekir. Her kriz insanlar için, bireyler için bir fırsattır. Çocuğunuz bu doğal afetlerde toplumumuzda ve dünyadaki tüm insanları bir araya getirdiğini lütfen anımsatın. Milli ve manevi şuuru benimsetin. Son zamanlarda çok sık televizyonlarda görüyoruz ve insanların bölgeye, bu afet bölgesine yardımlar yaptığını, manevi yardımlar ve maddi yardımlar yaptığını görüyoruz. Çocuğunuza her fırsatta bunu söyleyin ve her fırsatta bunu ders niteliğinde çocuklarınıza anlatabilirsiniz. Son olarak kısaca şunu öneriyorum. Gündelik yaşamınıza tüm bireyler olarak en kısa sürede dönmemiz, bu süreci atlatmamızda biraz daha yaklaşacaktır. Planlara tüm ailenin katılmasını sağlayın. Bir karar alınacaksa ya da çocukla ilgili ya da ebeveynlerle ilgili, aileyle ilgili bir karar alınacaksa ya da bir korku kültürü oluşuyorsa, bu korku kültürünü atlatmak için tüm aile bireyleriyle bu durumu tekrar gözden geçirin ve ailenin katılmasını bu süre içerisinde sağlamanız fayda sağlayacaktır. Kendi duygularınızı ve çocuğunuzun duygularını paylaşma ortamını sağlayın. Eğer çocukları bir yere göndermek zorundaysanız bunu onlara mutlaka anlatın. Göndereceğiniz yeri. Mutlaka onlarla iletişimi kesmeyin. Onları habersiz bırakmayın. Sizin için önemli olan işleri belirleyin. Yani hayatınız bu süre depremden önce, afetten önce ve afetten sonra olarak planlarınızı yapmaya gayret gösterin. Bu süre içerisinde yardım istemekten hiçbir zaman korkmayın. Hiçbir zaman çekinmeyin. Yurdumuzun dört bir yanında tüm ruh sağlığı çalışanları ve tüm kamu kurum kuruluşları, STK'lar bu duruma seferber olmuş durumdalar. Böyle bir felakette kimse tek başına baş edemez. Çünkü uzun bir süreç alacak bu durum. Çözümleri kendi başımıza bulmakta zorlandığımızda mutlaka bir ruh sağlığı uzmanına mutlaka başvurmalısınız.